kasları çalıştırıyor olacağız hem de oldukça esnetiyor olacağız. Bugün dizi korumak için bir havluya ihtiyacınız olabilir. Diğer bacak esnemesi derslerinden biraz daha kısa bir ders olacak ama oldukça etkili olacak. İlk etapta eğer pozuyla başlayacağım. Pek çok varyasyon üzerinden gideceğim. Dolayısıyla bedeninize hangisi uygunsa ya da belki ilerleyen zamanlarda pratiğinizi ilerlettikçe, esneme daha da arttıkça diğer varyasyonları da kullanabiliyor olabilirsiniz. İlk başta en basitiyle başlıyor olacağım. Sırt üstü bir yatışın içine geçmeden önce bir oturuşun içindeyim. Sağ bacağımı dümdüz ileriye doğru uzattım. Sol dizimi burada geriye doğru büktüm. Sol ayak parmaklarım arkayı gösterebilir, yanı gösterebilir. Bazen burada ayağın üstünde ya da hani bu kemik yere geldiğinde bir acı hissettiğini söyleyenler oluyor. Gene aynı şekilde bir yumuşak bir şey, havlu ya da ufak bir battaniye alabilirsiniz eğer bu rahatsız oluyorsa. Ben ayak parmaklarım arkayı gösterirken daha rahat ediyorum. O yüzden arkayı gösteriyor olacak benimkiler. Burada eğer ki pratiğin çok ileri ise topuklarının üzerinde de olabilirsin. Ama ben hani o topukların batma hissini de sevmiyorum. Onun için başka bir yöntem daha söyleyeceğim. Yine deneyebilirsin. Belki senin bedenine hizmet edebilir bu. Bacakların arası, iki bacağın arası eğer pozundayken ne kadar açıksa esnemenin şiddeti o kadar az olacak. Ne kadar kapalıysa esneme o kadar şiddetli olacak. Şimdi buradan esnekliğine göre önce enerji kalçaların arkasına koymanı isteyeceğim. Eğer burada hali hazırda zaten üst bacağında güzel bir esneme varsa burada kalabilirsin. Ya da belki biraz elleri geriye doğru yürütüp bir ne hissettiğine bakıp eğer hala iyi hissediyorsan dirsekleri yere yerleştirebilirsin. Eğer çok çok iyi hissediyorsan buradan sırt üstü bir yatışın içine yerleşebilirsin. Şimdi burada kalıyor olacağız yaklaşık bir buçuk dakika kadar. Ben de o bir buçuk dakikayı tabii ki konuşarak geçiriyor olacağım. Dediğim gibi bu bacakların arası ne kadar açıksa esnemenin şiddeti o kadar az olacak. Dolayısıyla önce bir kapatmayı deneyebilirsin. Kapattın, baktın hala esneme senin için yeterince şiddetli değil. Şunu deneyebilirsin. O zaman sağ dizini büktün, sağ ayak tabanını yere bastın. İki elini birden sağ dizini göğsüne doğru çekerken birleştirdin sağ dizinin üzerinde ve bu sağ bacağı çekebildiğin kadar kendine doğru çekmeyi deneyebilirsin. Şimdi fark ettiysen sağ dizimi kendime doğru çekerken sol dizim hafif havalanıyor benim yerden. Bugün hani seninki havalanabilir, havalanmayabilir. Ama havalandığı halde esneme benim için daha şiddetli bir hale geliyor. Hele bir de havalandım, ben onu azıcık basmaya çalışsam Mete doğru iyice şiddetlenecek. O yüzden sen bir bak yani hani bu bacağın havalandı diye üzülme. Bacağın havalanması esneme daha az şiddetlendi anlamına gelmiyor. O yüzden ona takılma. Nerede mutluysan onun içinde birkaç nefes daha kalıyor olacağız. Bakalım yaklaşık bir 30 saniye daha buradasın. Sağ ayak tabanını yere basabilir, çekebilirsin. Sağ bacağın dümdüz ileriye doğru uzayabilir. Hangisinin içinde bugün daha mutluysan ve daha çok geliştiğini hissediyorsan onun içinde kalabilirsin. Burada diz kapağının üzerinde ya da dizde herhangi bir batma ya da acı istemiyoruz. Üst bacak okey ama dizde bir şey istemiyoruz. Dolayısıyla dizinde eğer bir batma ya da hani bir acı varsa lütfen bu pozisyonun içinden çık. Ve zaten şu an hep beraber pozisyonun içinden çıkıyor oluyoruz. Fakat bu eğer pozunun içinden çıkarken hani dikkat edilmesi gereken bir nokta. Çok esnek olsan bile bu bacağını buradan diye kaydırıp öne doğru uzatma. Nasıl girdiysen o şekilde çıkmaya çalış pozunun içinden. Önce şöyle bir dirseklerini koydun yere. Yavaşça dirseklerinin üstüne geldin. Oradan ellerinin üstüne geldin. Ve direkt sol bacağını dümdüz ileriye doğru uzattın. Belki birazcık sağladın. Aynı şekilde sağ dizini büktün geriye doğru. Ayak parmakların arkayı gösterebilir. Sağ tarafı gösterebilir. Nasıl istiyorsan. İki taraf hep birbirinden farklı. Belki burada daha çok veya daha az esneyebilirsin. O yüzden bir bak, yine ellerini yürüt, yürüt geriye doğru. Buradan eğer rahatsan dirseklerin üzerine doğru geliyorsun. Eğer hala rahatsan buradan sırt üstü bir yatışın içine yerleşiyorsun. Bacakların arasını esnemenin şiddetine göre birazcık açabilirsin ya da kapatabilirsin. Kapalı olunca daha fazla esneyecek. Kapattın, hala mı esneme sana yetmiyor? O zaman sol dizini büktün, sol ayak tabanını yere bastın, buradan sol ayak tabanı havalandı, ellerini birleştirdin, sol bacağın arkasında çekebildiğin kadar sol bacağını şöyle bir kendine doğru çekiyorsun. Ya bunlar opsiyon hep, sen bugün bu sol bacağın dümdüz
ileriye doğru uzayarak da kalabilir. Bugün bedenine ne hizmet ediyorsa onun içindesin. Ben galiba koyacağım şu an ayak tabanımı burada yere, böyle daha rahat hissediyorum kendim ama dizimi bükük bırakacağım güzel bir esneme gelsin diye. Ve yaklaşık hani bir, evet, bir 45 saniye kadar daha burada kalıyor olacağız. Burada sonra bir de bu yarım eğer bizim yaptığımız tam eğer gösteriyor olacak. O da hani şu an gerçekleştirin diye değil de aklınızın bir köşesinde bulunsun diye aslında. Belki hani pratiğinizde onu da kullanmak istersiniz diye. Nefesleri burundan alıp burundan vermeye çalışıyorum olduğum yerde. Burada hani hep şunu soruyorlar. Burada bir bel çukuru oluşuyor. O bel çukuru basmalı mıyım aşağıya diye. Hayır, o doğal bir bel çukuru. Oluşmasında hiçbir sakınca yok. Onu basmaya çalışmana kesinlikle gerek yok. Fakat belinde bir batma oluyorsa bu hani geriye doğru bükülmeden dolayı belinin altına tabii ki de yastıkla, iki yastık, üç yastık neyse, dört yastık. Ben ilk başladığımda dört yastık kullanıyordum. Hani o yüzden çekinme, dilediğin kadar yastık koyabilirsin o belindeki rahatlamayı sağlamak için. Zaten pratiğin ilerledikçe yavaş yavaş yastıklardan da kurtuluyor olacaksın. Ve süremiz de burada aslında bitti. Şimdi yavaşça, eğer sol dizin göğsüne doğru çekiliyse sol bacağını dümdüz ileriye doğru uzatıyorsun. Önce dirseklerin üzerine doğru geliyorsun. Sonra yavaş yavaş ellerin üstüne geldin, doğruldun ve sağ bacağını dümdüz ileriye doğru uzatıp salladın. Bir dinlen burada. Ben şimdi tam eğri gösteriyor olacağım. Yarım eğer yaptık. Tam eğerde de şöyle oluyor. Önce sol dizini ya da sağ dizini geriye doğru büktün. Ayak parmakların nereye istiyorsa o tarafa bakabilir. Sonra sağ bacağını hani geriye doğru büktün. İkisini de bükmüş bulundun. Burada kalabilirsin. Biraz geriye gidebilirsin. Dirseklerin üzerine doğru gelebilirsin. Tamamen sırt üstü bir yatışın içine yerleşebilirsin. Bacaklarını hani yaklaştırırsan ve dizlerini itebildiğin kadar mete doğru itersen esnemenin şiddeti biraz daha artıyor olacak. Bunu şu an için yapmanızı istemediğim için buradan çıkıyor olacak. Burada aynı şekilde topuklar kalçanın altında da olabilir. Eğer ki pratiğinde çok ilerideysen ve bu topukların hani popona kemik olarak sonuçta batması seni rahatsız etmiyorsa. Nasıl çıkıyordum? Önce dirseklerimin üstüne geliyorum. Hop yavaşça yürütüyorum. Oradan ellerimin üstüne geliyorum. Bir oturuşa geldim. Önce bir bacağı kurtarıyorum. Sonra diğer bacağı kurtarıyorum. Şimdi havluyu kullanacağımız egzersize geçiyor olacağız. Onu da şöyle göstereceğim. Bu havluyu sanki burada yapıyor olacağım ben ama ilk gösterirken size yandan çekemediğim için sanki hani yandan yapıyormuş gibi göstereceğim. Havluyu yerleştirdim metimin bir tarafına ve sağ dizimin onun üzerine yerleştirdim. Sol ayağımı burada iki elimin ortasına yerleştiriyorum. Duvarınız yoksa bu şekilde de devam edebilirsiniz. Sol ayağımı iki elimin ortasına yere yerleştirdim ve doğru. Şimdi buradan yavaş yavaş sağ dizimi bükerek sağ topuğu kalçama yaklaştırmak istiyorum. Şimdi burada kalçama yaklaştırdığımda öne doğru gitmek değil amacım. Amacım aslında bu topuğu ne kadar yaklaşıyorsa o kadar topuğa yaklaştırmak ve bunu yaparken hani bir bel çukuru oluşturmak değil. O popoyu alabildiğim kadar içeriye doğru almak, alt karın kaslarını sıkmak ve başın tepesinden yukarıya doğru uzamak. Fakat bunu burada bu elle böyle tutmak hani çok zahmetli oluyor ve bence esneme duvarda bunu gerçekleştirdiğimizde çok daha şiddetli oluyor. O yüzden duvardakini gösteriyor olacağım. Eğer senin şu an bir duvarın yoksa demek gösterdiğini kullanabilirsin. Tamamen duvara yapıştırdım havlumu ve sağ dizimi yerleştirdim hemen duvara değecek şekilde havlunun üzerine. Yani sağ kaval kemiğim değiyor duvara burada. Hani daha önünde değil. Tamamen değiyor. Sağ ayak parmaklarım da yukarıyı gösteriyor. Buradan sol ayağımı yerleştirdim. İki elimin ortasına. Ve burada bedenimi götürebildiğim kadar hani geriye doğru götürürken o iki popoyu birden, yani popoyu dışarıya verip bel çukuru değil amaç. Belki hala belin değmiyor arkaya duvara. Önemli değil. Ama esnemenin şiddetini arttırmak amaç. Esneme tamamen demin eğer pozunda yaptığınız gibi şu üst bacakta değil de biraz daha kısıkla üst bacak arasında bir yere vurmaya
başlıyor ve demin aslında yakalayamadığımız bir noktayı burada yakalamış oluyoruz. Sürekli o alt karın kaslarını sıkıyorum. Hiçbir şekilde öne yatmak burada istemiyorum. Mümkün olan en dik duruşun içindeyim ve mümkün olduğunca o iki popoyu içeriye doğru alıyorum. Yaklaşık bir dakika daha burada kalıyor olacağız. İyice esnesin o üst bacak. İlk denediğimde çok canım yanmıştı. O yüzden canınız yanabilir. Ama gerçekten güzel bir esneme bu beden içinde. Nefes alın, verin, rahatlatın bedeninizi burada. Ben de konuşayım gene, hani belki zaman daha çabuk geçer burada. Çok sağa sola yatmak istemiyorum olduğum yerde. İki popoyu sürekli içeriye doğru almaya devam ediyorum. Ve dik bir omurganın içindeyim. Sol ayak tabanıyla iyice köklüyorum yeri. Ve bakalım ne kadar kaldı. Bir 30 saniyemiz daha var burada. Üst bacakları iyice esneteceğiz. Sol tarafı yapacağız. Sonra çok güzel bir üst bacak çalışması yaptırıyor olacağım size. Üst bacağı da kuvvetlendiren bir çalışma. Bu egzersiz serisini hani hep esneme ve çalıştırma, esneme çalıştırma, esneme çalıştırma olarak ayarladım. Çünkü o ikisi esneme ve çalışma dengede olduğu zaman, yani sadece esnetmek değil, esnetiyorum, güçlendiriyorum, esnetiyorum, güçlendiriyorum, güzel bir temel o zaman oluşturabiliyor oluyoruz. Ve buradan yavaşça elleri getiriyorum tekrardan sol ayağımın iki yanına doğru, yavaşça sol dizi yere koyuyorum, sağ dizi yasladığım yerden kurtarıyorum. Aynısını şimdi sol dizi yerde yapacağım. Nasıl yapıyordum hatırlıyor muyum? Sol dizi tam duvara değecek şekilde, sol ayak parmaklarımı pointle yukarıyı gösterecek şekilde yerleştiriyorum buradan havlumun üzerine. Tamamen sol kaval kemiğinin değdiğinden emin oluyorum duvara doğru ve sağ ayağımı burada alıyorum iki elimin ortasında yere. Belki ellerden destek alarak, belki almadan yavaşça doğruluyorum. Ve buradan bedeni yavaş yavaş arkaya doğru itmeye başlıyorum. Ha, belin değmeyebilir yere, omuzların değmeyebilir yere. Ama o iki popoyu sürekli içeriye doğru alıyorum. Ve burada da 1,5 dakika kadar kalıyor olacağız. O iki popoyu sürekli zaten içeri aldıkça esneme şöyle üst bacağın oraya bir yere gelmeye başlıyor. Bugün belki senin topuğun popona değmiyor. Hiç önemli değil değmemesi. Önemli olan her gün hani senin kendi pratiğinde bir aşama kaydedebiliyor olman, ki bence bu çok değerli ve süreç çok önemli. Ve süreç çok değerli. Hani sonda geldiğin noktadan çok çok daha değerli. O yüzden dayan burada. Dilem, bugün senin elinden en iyisi ne geliyorsa onun içine yerleş. İki popoyu içeriye almayı unutma. Dik bir duruşun içindesin. Burada eğer ki hani duvarı olmayanlar için ilk başta söylemiştim ya, duvarın yoksa ellerin bir bloğun üstünde dengeyi korumak için de olabilir. Ve belki bir elinle topuğunu yaklaştırabildiğin kadar kalçana yaklaştırmayı deneyebilirsin. Süper. Biraz daha buradayız. Nefesleri burundan al, burundan ver, rahatlamaya çalış. İki popoyu içeri almayı unutma. Benim de bazen kaçıyor. Yani hani mesela konuşurken birden unutuyorum, onu yavaşça serbest bırakmaya başlar. Hemen farkındalığımı topladığım anda tekrardan iki kalçayı birden alabildiğim kadar içeriye doğru alıyorum. Eğer ki hani bu iki popoyu içeriye aldan ne kastettiğimi anlamayanlar varsa aranızda, son 15 saniye zaten onlara da o hareketi göstermek istiyorum. Siz kalıyorsunuz pozisyonun içinde. İki popoyu içeri al şu demek. Popon farz etti bu şekilde duruyor. Topla onu içeriye. Yani perlik dikit. Bu. Ve yavaşça herkes neredeyse elini yere yerleştiriyor. Ve buradan yumuşacık bir şekilde çıkıyor. Oradan ayakta bir duruşun içine yerleşiyor olacağız. Bu yine benim en sevdiğim üst bacak egzersizlerinden bir tanesi. Ağırlığı sağ ayağımın üzerine doğru vereceğim. Püf noktası şu. Aslında dikkat etmeniz gereken nokta şu. Burada önce bir göstereyim. Sol bacağımla sol ayağımı point yapacağım ve ileriye doğru uzatacağım. Sol bacağım kaldırabildiğim kadar dizi bükmeden kaldırabildiğim kadar yukarı kaldırmak istiyorum. Fakat bazen daha yukarı kalksın diye böyle insanların geriye doğru yattığını görüyorum. Geriye doğru yatmak istemiyorum. Dümdüz bir duruşun içindeyim. Mümkün olan en dik duruşun içindeyim. Denge biraz gerekiyor. Evet, çok zorlanıyorsan elinde bir duvardan destek alabilirsin ama almamanı tavsiye ederim. Hep beraber başlayacağız. Sağ ayağın üstündeyim. Sağ popoyu iyice sıkmak istiyorum burada. Sağ popo kasılı. Sol ayak parmaklarımı point yaptım. İleriye gösterdim.
Dümdüz kaldırdım, dik bir omurgaydım. Geriye yatmadım. İndim. Kaldırdım. İndim. 2. Eller nerede istiyorsa orada olsun. 3. 4. 10 tane yapacağız. 5. 6. 7. 8. 9. Son. 10. İndim. Aynı şekilde sağa devam ediyor hocam. Sağ ayağım point yaptım, ileriye yolladım. Sağ ayak parmaklarım yere değiyor. Sol popoyu sıktım. Geriye yatmak istemiyorum. Eller nerede olmak istiyorsa orada. Sağ bacağı kaldırdım. İndim. Kaldırdım. İndim. Devam. 3. 4. 5. 6. Bitiyor. 7. 8. 9. Son. 10. Süper. Buradan geldim. Yavaşça şöyle bir kalça topuklara bir oturuşun içine yerleştim. Bunu arkadan gösteriyor olacağım. Çünkü ayaklarının nasıl yerleştiğini görmenizi istiyorum. Fark ettiyseniz sağ topuğum sağ, sol topuğum sola düşmüş vaziyette. Ama ayak baş parmaklarım birbirine değiyor. Bazıları burada iki ayak birbirine paralel şu şekilde de oturabiliyor. Benim topuklarım çok batıyor kalçama. Böyle oturamıyorum. Eğer sen oturabiliyorsan böyle otur. Yok oturamıyorsan benim gibi iki topuğu yanlara doğru düşür. Ve şimdi burada şöyle çok ufacık bir esneme katıyorum araya. Gene dik bir duruşun içindeyim. Sol elimi yerleştirdim. Sol diz kapağımın üstüne. Sol diz kapağım kaldırabildiğim kadar yukarıya doğru kendime doğru çekiyorum. Bırakıyorum. Sağ elimi yerleştiriyorum sağ diz kapağıma. Çekiyorum yukarıya doğru, çekebildiğim kadar ve bırakıyorum. Buradan iki elini birden, el parmakları geriyi gösterebilir, önü gösterebilir. Nasıl rahatsan, önemli değil, yanları gösterebilir. Rahat olduğum bir yer bu. İki dizi birden yerden kaldırdın, indirdin. Kaldırdın, indirdin. Son kez kaldırdın, tuttun, tuttun, tuttun ve bıraktın. Süper. Buradan bir oturuşun içine yerleştin. Artık kalça topuklarda değil. Kalçanı düşürdün. Ve dört ayağın içine yerleştin. Şimdi dört ayağın içinde sanki güvercinin içine yerleşir gibi. Sağ tarafta güvercinin içine yerleşir gibi. Sağ diz kapağımı getireceğim sağ el bileğimin arkasına. Sol elimle yakalayacağım sağ diz kapağımı. Ve yavaşça çevireceğim sol tarafa doğru. Buradan sağ bacağımı geriye doğru yürüteceğim. Fakat güvercindeki gibi şu an amacım sağ topuğum benden uzak olsun. Sağ kaval kemiğim metin önüne paralel olsun değil. Bu sağ topuğunu yaklaştırabilirsin kendine doğru. İstediğin kadar çekebilirsin. Ve olduğun yerde önce yavaşça şöyle bir sol dizini bük. Bir bak sol elinle yakalayabiliyor musun? Sol ayağının üstünü, bileğini nereye istiyorsan. Sağ elini destek için sağ dizin üstüne yerleştirebilirsin. Yerde kalabilir, bloğun üstünde olabilir ne istiyorsan. Ve burada sağ topuğunu şöyle bir yaklaştırabildiğin kadar popona doğru yaklaştır, uzaklaştır. 10 tane yapıyor olacağız. Bundan yaklaştır, daha uzun kal. Uzaklaştır, daha kısa kal. Bedenin burada hani benim şu an bedenim sola birazcık dönmüş durumda. Sola dönmesi hiç önemli değil. Kal burada. Sanırım 5 oldu. 6 diyelim. 7. 8. 9. Son bir tane. 10. Süper. Şimdi sol bacağını dümdüz geriye doğru uzattın. Uzatmadan bir 10 saniyede böyle iyice popoya yakın kalalım mı? Çekebildiğin kadar, bunu yaklaştırabildiğin kadar popona yaklaştır. Bir burada kalalım. 3. 4. 5, 6, 8, 9, 10. Şimdi uzattın geriye doğru ve bu sefer gerçekten güvercinin içine yerleşmeye çalışır gibi sağ ayak tabanımı biraz daha uzaklaştırıyorum kendimden. Tabii ki de bedenim izin verdiği müddetçe. Sol kaval diyorum, leğen kemiğimi yere yakın tutmaya çalışıyorum ve buradan öne doğru bir kapanışın içine yerleşiyorum. Şimdi olduğum yer önce kendi gücüyle sol dizimi büküyorum ve sanki sol topumu popoma yaklaştırmak istiyorum.
Burada kalmaya devam edebilirim. Ya da sağ elimle ya da sol elimle, hangisiyle istiyorsan. Yakalayıp çekebildiğin kadar sol topuğunu popona doğru çekebilirsin. Nedense evet sol elle daha rahat ettim. Eğer yine ulaşamıyorsan ama bu esnemeyi yakalamak istiyorsan, o zaman belki bir kemer kullanabilirsin. Hani ayağına takacağın ve çekeceğin, eğer ki elinden ulaşamıyorsan. Şimdi burada göğüs kafesini yere paralel hale getirmeye çalış. Yani burada sola doğru dönmek veya dönmemek işte bir önem teşkil ediyor. Göğüs kafesini mümkün olduğu kadar yere paralel hale getir. Hadi iki nefes daha kalalım burada. Sonra diğer tarafı yapıyor olacağız. Sonra küçük bir egzersiz, sonra bitiriyorum. Süper. Ve yavaşça buradan sol bacağı arkaya doğru bırakıyorsun. Tekrar elleri kendine doğru yürüttün. Hop bir oturuşun içine geldin. Diğer tarafını yapıyor olacağız. Dört ayağın için yerleştin. Sol dizini getirdin, sol el bileğinin arkasına sanki güvercinin içine yerleşir gibi. Sol ayağın sağ tarafı gösteriyor. Sağ bacağını geriye doğru yürüttün. Sağ kaval, gene kaval kemiği dedim. Sağ leğen kemiğin gösteriyor yeri. Bunun için sol topuğunu çek, tekrardan çekebildiğin kadar çek yerine. Yani sol ayağının senden uzak ya da yakın olması bir şey teşkil etmiyor. Ellerini yavaşça kendine doğru yürüttün ve önce sağ dizini yumuşacık büktün. Sağ elinle yakaladın sağ ayağının üzerine. Bu topu yaklaştırabildiğin kadar popoya yaklaştır. 1 Uzaklaştır. Bu taraf daha kapalı hissediyorum. Sen bir fark et. Son 10, ne yapmıştık demin? Bir 10 saniye kalmıştık. Burada da bir kalıyor olalım 10 saniye. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süper. Yumuşacık bıraktın tekrardan. Bu sefer gerçekten güvercinin içine yerleşmek ister gibi biraz daha sol topuğunu uzaklaştır kendinden. Bedenin izin verdiği sürece sağ leğen kemiğin yere yaklaşmaya çalışsın. Ve şimdi olduğun yerde yavaşça bük sağ dizini. Sanki sağ topuğunu popona değdirmek istiyor gibi. Bir dene gene sağ elinle yakala ayağın üstünü ya da neresini istiyorsan. Kalçana doğru çek. Sol elinle de deneyebilirsin. Bakalım solda ne oluyor. Solla daha rahat tutuyorum ben ama sağla tuttuğum zaman daha güzel esniyor. O yüzden sağla devam. Sanki iki omzunu da burada ve göğüs kafesini metre paralel hale getirmek ister gibi kalıyorsun. Burası çok şiddetli benim için de, yani bu taraf daha kapalı olduğu için çok şiddetli hissediyorum. Umarım sen de güzel, keyifli bir esneme hissediyorsundur. Son 10 saniyecik daha burada kalıyor olacağız. Oradan da sonra güzel bir çalışma. Şimdi elini bir yandan hani ok yaydan fırlar gibi böyle bırakma ayağını. Mümkün olduğunca yavaş ve kontrollü bir şekilde bırak. Bu da pratiğe çok şey katıyor çünkü. Ve buradan bir oturuşun içine yerleş. Şöyle bir bacaklarını salla. Dümdüzken de sallayabilirsin. Nerede istiyorsan bir rahatlat bacaklarını. Ve sonra aslında içinde biraz karın da bulunacağım. Güzel bir hareket yapıyor olacağız. Şöyle başlayacağım. Dizlerimin üzerinde başlıyor olacağım. Ayak parmaklarım takılı olabilir. Ayak tırnaklarım yere basıyor olabilir. Her neredeysem, takılıysa da, ayak tırnaklarımın üstü yerdeyse de ayak parmaklarımla, tırnaklarımla yeri itebildiğim kadar itmek istiyorum. Yani bunları burada pelte gibi bırakmıyorum. Gayet aktive ediyorum. Tırnaklarımı mete doğru ittiriyorum. Sağ elimi getiriyorum burada sol omzumun üstüne, sol elimi getiriyorum burada sağ omzumun üstüne. Hiçbir şekilde bel çukuru oluşturmadan ya da bir kamburun içine girmeden şu an olduğum beden düzlemini koruyarak buradan bedeni götürebildiğim kadar geriye doğru götürüyorum. Öne doğru getiriyorum. Arkaya doğru götürüyorum. Öne doğru getiriyorum. 5 tane yetecektir bundan. Dilersen tabii ki daha fazla yapabilirsin. Üst bacaklarını hissediyor olman lazım. Müthiş çalışıyor şu anda. 4 mu oldu? Hadi son 2 tane daha yapalım. Sayamadım, pardon.
Bir, son, iki. Süper. Çözüldün buradan, rahatladın ve sırt üstü bir yatışın içine yerleştin. Önce şöyle bir yerleşmek için kendine zaman ayır. Son bacaklarını dümdüz burada yukarıya doğru kaldırdın. Şöyle bir point yapmanı istiyorum ve topuklarının kalçalarının üstünde olmasını çalışmanı istiyorum. Dizin mümkünse bazen tamamen düzenli, mümkün olduğu kadar güzel ama düzelteceğim diye poponun yerden havalanmasına izin verme. Hadi point yapıyorum burada, flex yapıyorum. Point yapıyorum, flex yapıyorum. Point yapıyorum, flex yapıyorum. Biraz yapacağım. Bir sayı yok. Bir süre yapacağım. Yani yaklaşık bir 10 dakika falan burada takılıyor olacağız. Şaka yapıyorum. Son 10 tane. 2. Yanıyor olması lazım. 4. 6. 8. 10. Dizleri çek göğsüne. Sarıl şöyle bir. Ayak tabanını bastın buradan yere. Sağ ayağını metin en sağına, sol ayağını metin en soluna doğru yürüttün. Eller omuzlar yukarı gösterecek şekilde bedenden mümkünse uzakta. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Elit bedenini metin üstüne. Son poz şavasana için. Dil damaktan ayrılsın. Beden eriyor metin üstüne. Gözler yumuşak. Saç dikleri yumuşak. Şavasana en değerli poz. Tadını çıkart bunun. Ve lütfen bu video burada bitse bile devam etsen bedenin istediği kadar şavasananın içinde kalmaya.